Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün elimde Raspberry Pi 3 model B var arkadaşlar. Bugün Raspberry Pi 3 model B'nin kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Ben getirirken birazcık sıkıntı oldu kutuda. Onu da belirteyim. Dilerseniz hemen kutu açılımına geçelim. Zaten çok hani fazla bir şey yok. Bu arada United Kingdom, burada Made in United Kingdom üretimi olanı var elimde. Şöyle hemen kutumuzu açıyoruz. İçinden şöyle Raspberry Pi'miz çıkıyor buradan gördüğünüz gibi. Üzerinde de zaten bu işte statik koruma çantası falan diye de yazıyor. Bu burada dursun ve onun dışında Raspberry Pi'nin uyarı veren falan referans kitabı falan çıkıyor. Adımlar falan güvenli kullanım için falan onun gibi şeyler var. Onun dışında başka bir şey de yok. Zaten Raspberry Pi bu şekilde. Adaptörünü falan da kendiniz temin edebileceksiniz. Raspberry Pi 3'te arkadaşlar 2,5 miliamperlik adaptör gerekiyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. 2,5'ta çalışıyor. Ve bu UK modelinde hani direkt hafıza kartını takabiliyoruz galiba. Benim elimdeki en azından bu şekilde. Statik şarjınızı üzerinizden atmış olmanız gerekiyor arkadaşlar, statik elektriği. Bunun için kendinizi topraklayın. Gidip bir toprağa ellerinizi, ayaklarınızı şöyle bir sürtüp statik elektriği vücudunuzdan atın. Hemen şöyle çıkarayım. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi karşımızda. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar üstüne ters tutuyorum şöyle bakın. Evet, yazılar böyle düz bir şekilde gelecek. Raspberry Pi 3 model B gördüğünüz gibi burada. V2 mi yazıyor, versiyon 1.2 yazıyor şu köşede. Burada normal ses girişimiz var. HDMI çıkışımız var. HDMI'den ses de alabiliyoruz aynı zamanda. Onun dışında 1 GB RAM'i var arkadaşlar bu modelin. Ethernet portları ve USB 2.0 portları var gördüğünüz gibi. Broadcom anakart modeli. Broadcom BCM 2836 idi galiba, ya da 30 37, aynen 37. O 36 olan 2'deydi. Bu 37 modeli Raspberry Pi 3 B modelinde. 1.2 GHz şey var arkadaşlar. İşlemci hızı var. 4 çekirdekli ARM Cortex-A53 mimarisinde bu şeyler. GPU'su da Broadcom Video Core 4'tü sanırım, yanlışım yoksa. 250 versiyonu, 250 MHz'lik olan versiyonu var. Burada şeyler, bu GP IO şeyleri var arkadaşlar. Evet, konuşamıyorum, çok güzel. Pin girişleri var arkadaşlar. Buralardan işte çeşitli aparatları da var bunun yapılmış, işte ekran benzeri şeyler ya da ekstra bu portlardan kendiniz ne bileyim robot yapacaksanız bunun içine koyabiliyorsunuz. Çok küçük, hani şöyle avucumun içi kadar bir şey, hani öyle söyleyeyim. Çok fazla büyük değil. Burada micro USB girişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gücünü buradan alıyor. LED'ler buradaydı arkadaşlar ama sonradan bu tarafa taşınmış. Buraya anten getirilmiş bu. Bluetooth 4.1 var arkadaşlar. Bunu da bildiğiniz gibi yeni versiyon olarak. Ve hani Wi-Fi da var. Onların antenlerini işte bu kısma koymuşlar. Onun dışında
Şöyle çok yakından bakacak olursak bir anakarta. Orada CE falan gibi çeşitli şeyleri görüyoruz. Transistörleri falan. Bunun üstünü netleyemiyor nedense. SMSC diye. Böyle de çok karanlık oldu. Bir yongamız da var arkadaşlar burada. Evet, Raspberry Pi. Raspberry Pi bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafında gördüğünüz üzere bu şekilde LPD, ne bu, burada ne yazıyor? Ha, LPDIA markalı şey var arkadaşlar. Onun dışında her şey normal bir şekilde. Normal Raspberry Pi modelinde, yanlışım yoksa, bu 3 modelinde böyle mi yaptılar emin değilim ama buraya normalde SD kartlarımızın adaptörü ile birlikte takıyorduk. Sanırım bu ya UK malı olanlarda böyle, ya da orijinal Raspberry de o şekilde, ya da artık 3'te bu versiyona geçildi. Bence böyle olması daha iyi. Ekstra adaptör karmaşası kalmıyor. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bunu hani kullanırken, elinize alırken muhakkak bir şey yapın. Bir statik elektriğinizi atın. Gördüğünüz gibi üzeri çok fazla açık. Ve hani bu statik elektrikten ötürü bozulma gibi bir durum olabilir. Bunu da belirteyim. Onun dışında Raspberry Pi'miz bu şekilde. Artık bununla ne yapacağını size kalmış. Windows IOT'tu galiba. Evet, öyle o Windows sürümünü destekliyor. Bu o da Microsoft'un yaptığı böyle robot projeleri için falan geliştirdiği bir Windows sürümü. Bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.